Herkese merhabalar değerli dostlarımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bulgurumu yıkadım. Normalde ev bulguru diye yıkamıyordum. Ama yıkayın yıkayın dediğiniz için yıkadım canlar artık. Yıkarım. Domatesli pilav yapıyorum şöyle bolca. Domates ve biber ekledim. Bir tane soğan doğradım. Nail'in canı bunu istemiş. Şurada da mercimek çorbam var. Böyle sade mercimek çorbası yapıyorum. Çok güzel oluyor. Birazcık daha sıcak su ekleyeyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz canlar? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Çiğdem komşuma gittim. O çağırmıştı. Diğer Hatice ablam ve başka bir komşu da vardı. Çay içtik, azıcık sohbet ettik. İyi geldi. Şimdi de yemeklerimi hazırlıyorum. Birazcık evimi toparladım. Şu diğer kaşığımla da şunu karıştırayım. Buna da su ekleyeceğim. Salça ekledim. Çorbamın suyu yeterli mi? Azıcık daha eklesem daha iyi olacak ama şuna birazcık baharat eklemek istiyorum. Şöyle karabiber, toz biber, tuz. Sonrasında buna da su ekleyeceğim. Bu da var mı? Buradaki bayağı bitmiş. Şundan ekleyeyim birazcık. Şöyle. Tamamdır. Şimdi sularını ekleyeyim. Ağızlarını kapatayım. Çok da sulu olmasın pilavım. Güzelce pişsin. Yeterli canlar. Bir de şunu karıştırayım çorbamı. Bu da yeterli. Şimdi videoyu açtım. Çekiyor zannediyorum. Çekmiyormuş. Ayaz mercimek çorbasını görünce bir sevindi. Kıvam biraz koyu ama şimdilik içerken iyi. Sonrasında kalan kısmına birazcık su ekleyebilirim. Birazcık daha kaynatabilirim. Rengi falan çok güzel olmuş. Bu çorba sade. Sadece işte yağını koyuyorsunuz. Mercimeğini kavuruyorsunuz. Ondan sonra baharat atıyorsunuz. Birazcık nane, birazcık salça, birazcık toz biber, birazcık karabiber. Suyunu ekliyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Pilavımın son halde böyle. Nail'in canı bunu istedi bugün. Aha. Kameraya bakarsan böyle de dökersin. Hünersiz hünersiz. Neyse olsun. Lezzeti çok güzel olmuş canlar. Şimdi bunu da götüreyim. Ondan sonra Nail acıkmış. Sofrayı serdim. Yufkamı suladım. Orada görüşelim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yufka etmeden de domates pilav güzel gidiyor ha. Of şöyle atacağı ya. Bunun tadını bilen de bir like atsın. Yer soframız hazır. Ayaz ekmeğini nasıl koyacak? Hala bu son önce. Suyumuzu da böğürümüzü de doldurduk geldik. Ondan sonra acıma senin üstünde yeriz. Nail ne hayır böyle oturmuş. Vallahi Nail'e çok yorum geliyor. Dün Ayaz'a da gelmiş. Vallahi evimizin şeyleri, neşeleri diyeyim. Olmazsa olmazlarımız. Ali. Selam verdin mi? Hı. Neden? Selamünaleyküm Erdem ablam. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Ayaz okuldan aldım geldim. Yemek yiyeceğiz. Sağ olun. İyi. Sabahleyin bıraktım. Nail de gitti aldı. Ama Ali de gitmiş almış gelmiş. Biber turşum nemdi? Nasıl yiyormuş? Nasıl yiyor? Domates turşu çok güzel olmuş. Domates. Biber'e baktın mı? Biber acıdır ya. Biraz acılı. Acı bana değil çünkü. Acı bacı bizi bozar acı. Ali'nin dürümü burada kalmış. Bakar mısın? Salata attırılmış. Şurada helvamız da var. Helvayı yufkanın arasına koyup yiyenler var mı acaba? Pek güzel olur şöyle. Ayazcığım, telefonumuzu kapat da abim yesin annem. Gel selam ver, senin selam verdiğin gözükmemiş. Ayaz'ımı görüyorsunuz canına. Gel birazcık annem. Ne bu haline? Nasıl çektim böyle? Çocuk işte yani. Ayaz'a çeşit çeşit şey söyleyen olmuştum yorum. Anlar Aşil. Hatta onayladım. O da çocuk canlar. Evimizin neşesi o. Huzuru, bereketi Ayaz'ım. Ayaz'ıma şımarık diyenler olmuş. Çok seven de var. Sevenler için Ayaz burada değil mi Ayaz?
sevmeyenler onu sevmiyorsa biz de sevmiyor demektir. Çorba. Çünkü hiçbir şeysi yok Ayazım'ın. Saygısızlığı. Hadi domates tuzlu getirmeye gidiyor. Yok. Allah'ın için. Çorba işte bak burada. Ayazım bize hiç üzmüyor. Başlayalım. Hadi gelin hep beraber bir dışarıdan nefes alalım. Temiz hava o kadar iyi geliyor ki. Artık günler uzuyor. Normalde 5.30 gibi falan hava kararıyordu. Ama burada durum böyle. Hava gayet güzel. Yine bir sessizlik, yine bir huzur. Havanın da güzelliğiyle. Ama güzelce bir yağmur yağdı. Bahçemiz falan şu an çamur. Kazlarımız da dolanıyor. Üçü bir oluyorlar. Şu erkek olan Çin gazı diyorlarmış buna. Bunu arılarına almıyorlar canlar. O yazı tek kalıyor. Onu didikliyorlar. Şu karşılara hayvan gübresi çekilmiş bakar mısınız? Daha verimli olsun diye hani. Dağları falan görüyorsunuz. O kadar net gözüküyor ki. Ama Hasan Dağımız o kadar net değil. Bulutlarla karışmış resmen. Bakın o tarafta bir şeylik var, bulanıklık. Hemen şu dağda da kar var. Onun yanındakinde yok, bakar mısınız? Hasan Dağı'nda da kar var. O taraflara yağmış, bu taraflarda yok. Oralar bembeyaz. Şu ekinler falan yeşermeye başladı. Allah'tan ki yağmur yağıyor. Hiç doğru düzgün kar yağmadı bu sene. Ama şu ekin çıktı. Bakar mısınız? Her yer şimdi böyle yavaş yavaş yeşermeye başladı. Şu bizim çavdar da bakar mısınız? Yeşeriyor. Yoncamız şurası. Hava arıyor canlar. Havayla konuşayım. Ondan sonra umre hediyelerinde görüşürüz. Evet canlarım. Yemek yendi. Bulaşıklarımı toparladım. Evime de bir süpürge tuttum şöyle salona. Ondan sonra eşim kalmadı artık. Sobamın kovası sönmüş. Onu da değiştirdim. İyi oldu. Şimdi yanıyor güldür güldür. Sizlere annemlerin Umre'den getirdiği hediyeleri göstermek istiyorum. Bayağı bir şeyler almışlar, gelmişler. Biz hani çok şey almayın. Çok güzel görüntüde hani her şey ama yeri geliyor takınılmıyor. Hani incik boncuk almayın dedik ama bir sürü doldurmuşlar, gelmişler. O kadar da güzel beğenmişler ki şöyle şu kolluğu almışlar. İnşallah kopmazsa ben takarım. Herkes de çok sevdi. Hani İlke ablam, Elmas bacım. Ondan sonra Adart yengemi aldım bir tane bundan. Şöyle görüntü olarak da güzel. Bir tane de şöyle boynumda var. Bu da akik mi, akike mi diyorlar, ne diyorlar buna, bir şey diyorlar da. Yani doğal taş. Bunu da ben çok sevdim. Takıyorum şimdi böyle. Annemin boynunda vardı. Hepimizde bir tane oldu. Takan takar. Takmayan takmadı artık. Şöyle Nail'e gümüş yüzük almışlar canlar. Ay yıldız. Şöyle çok güzel. Nail çok beğendi. Parmağında oldu. Benim de şöyle gümüş yüzüğüm var. Benim de parmağım oldu ve çok sevdim. Rengin olsun, modelin olsun. Bu arada hastalanacak gibiyim canlar. Böyle gözlerim yanıyor. Başımda bir ağrı var. Gözüm üstünden ağrı. Sanki biraz üşütmüş gibi, boğazlarım gıcıklanıyor. Sesimden de bellidir. Neyse devam edeyim. Nail'e şöyle tesbih getirmişler. Şık şık yapıp duruyor ya Nail. Artık doya doya yapsın. Çünkü çok ses yapıyor bu da. Ben çok yapamam da. Sevmediğim şeyi de yapmayayım. Ayazıma şöyle getirmişler. Ama çok sevdiler. Çocukların işte arayıp da bulamadı. Ses yapıyor. Yanıyorum. Durun ben bir yapayım. Ha böyle. Nerede uyuyor bu arada valla. Onu coşturacağım şimdi. O kadar sesin çıktığını tahmin etmemiştim. Ayazıma böyle eşofman almışlar. Alt olarak. Sonra bana şöyle kolluk almışlar. Hepimize de almışlar canlar. Belki renkleri farklıdır. Herkes beğendiğini aldı içinde. Şu şekilde göstereyim yakında. Bu da çok güzel. Yüzüğüme de uyum sağladı. O yüzden yeşilini aldım. Gümüş renginde olan da vardı. Şöyle
araba süsü herkese almışlar. Ben de içinden bunu beğendim. Allah ve Kabe'mizin şeysi var, resmi. Şöyle. Muhammed mi yazıyordu? Allah Muhammed yazıyor. Şunda sadece Muhammed yazıyordu şöyle. Bu da böyle süs. Bunu da girişe asayım diyorum. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Sonrasında başka ne vardı? Ayaz'a bir tane böyle takı getir, Ali'ye. Pardon, Ali'ye getirmişler bunu da. Sonrasında şöyle bir tane misimiz var. Biz çok kullanmıyoruz ama kayınpederim de getirmişti sağ olsun o zaman. Onların da gümüş yüzükleri vardı. Misleri, takıları, her şeyleri vardı. Hatıra olarak saklıyoruz. Şalvar, canlar şalvarımı görüyor musunuz? Bu biraz büyük, fazla herhalde. Şunu da şöyle güzelce bir katlayayım. Annemler bir sürü şalvarlık almışlar, gelmişler. 12-13 tane. Annem eltisine olsun, gelinlerine olsun, hani bizlere almış gelmiş sağ olsun. Oranın şalvarlıkları hani farklı oluyor. Hele bizimkiler, elmasınki, benimki, halamınki. Bir de kime verdik bundan acaba? 4-5 tane vardı bu modelde. Ben de bundan aldım. Böyle diktirip de üzerine sade bir renk giyip yakışır diye düşündüm. Ben seviyorum böyle cafcaflı. Çok cafcaflı renkleri sevmiyorum aslında. Eskiden çok severdim ama bilmiyorum, bu bana farklı geldi. Şey, hava bir şey istiyorum. Durun artık videomu tamamlayayım. Ondan sonra döneyim. Bir de böyle bir eşarp var. Bu eşarpı da içinden beğendim. Kırmızısı vardı bu kenarları. Turuncu, sarı, her renk vardı. Ben böyle mavisini beğendim. Sonra şöyle bir taşlı kol takısı var. Onu da bunun yanına takıyoruz. Güzel duruyor, şöyle bakar mısınız? Ağır geliyor. Böyle havada yağmurlu ya, elimde, ayağımda bir ağrı var. Romatizmadan diye düşünüyorum. Etmen böyle damarlarımız çekiyorlarmış gibi hissediyorum. Şöyle bir tane daha yüzük aldım. Bu öyle herkese verdiğimiz, yani elimizden geldiğince dağıttığımız bir yüzük. Ben de bunu sevdim böyle renk olarak. Hepsini de takıyormuşum. Bir de böyle var. Ya bunlar hani böyle bir kıyafet giyeriz, takarız, bilemedim. Bakar mısınız? Bu da böyle. Bir de böyle bir şey var. Eşarp. Büyüklüğü falan çok güzel. Yine yeşil. Yeşili seviyorum herhalde. Siyahı vardı. Ondan sonra bir de hangi renk vardı? Farklı bir renk vardı. O da güzeldi ama ben bunu aldım. Bayağı da bir büyük. Ben bunu örtünürüm canlar. Annemin hediyesi olarak. Annemin, babamın. Hem büyüklüğü çok güzel, hem de böyle çok kaygan değil herhalde. Ellerim de tırtık tırtık çekmesin diye katlayamıyorum bile. Hala ahıra gidiyor. Bir tane de böyle göz kalemi var. Kalem tıraşlı falan şöyle. Başka da yok. Nail'in emanetleri herkese. Aa, bir tane de Ali'nin saati vardı. Hemen onu da getireyim, size bir göstereyim. Bir tane de böyle Ali'me saat. Herkesin gönlünü görmüşler canlar. Sağ olsunlar, herkesi düşünmüşler. Allah kabul etsin. Fatma komşumun var bir paket. Bir pakette Hatice ablamın var. Çiğdem komşumun paketini verdim, geldim.
Allah razı olsun diyelim. Rabbim şifa versin onlara da. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok ince düşünmüşler. Sağ olsunlar. Bugünlük de bu kadar olsun canlar. Ben de azıcık dinleneceğim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ama biliyorum da sizlerle paylaşmak istedim. Ben böyle şeyleri seviyorum. Hani bakmayı seviyorum. Sizlerin de görmüşsün istedim. Böyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.